Seracılık bölümü mezunu, seracılık teknikeri. Seralarda sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir. Seracılık teknikeri ne iş yapar? Cam, naylon ve bu gibi örtü malzemelerine göre seraları hazırlar. Seraların ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma, nemlendirme ve diğer teçhizatlarının donatılması işlemlerini planlar ve düzenler. Her türlü çevre faktörünün bitki gelişimine etkilerini araştırır. Sebze ve süs bitkilerini sınıflandırarak çeşitli yetiştirme ortamlarını, ekim dikim yerlerini hazırlar. Bahçe ve süs bitkilerinin tohum, aşı, çelik, daldırma, köp ve dip sürgünü, yavru bitki, özelleşmiş gövde ve kök yardımıyla üretilmesini sağlar. Sera topraklarının ekim dikimine hazır hale getirilmesi için gerekli drenaj, temizlik, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve önlenmesi, dezenfeksiyon çalışmalarını yapar. Bahçe ve süs bitkilerinin yetiştiriciliği ile ilgili olarak tohum ekiminde hasada kadar her türlü işlemleri yapar veya yaptırır. Seradaki bitkilerin su ihtiyaçlarını hesap eder, uygulanacak sulama yöntemine göre sular. Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında görülen zararlılar ve hastalıklara karşı mücadele çalışmaları yapar. Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında besin maddelerinin gereğinden fazla ya da az olması durumunda görülen anormallikleri tespit eder ve giderilmesini sağlar. Seracılık teknikerinin çalışım ortamı ve koşulları. Seracılık teknikerleri genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen de açık arazide çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler. Nasıl seracılık teknikeri olunur? Mesleğin eğitimi, meslek yüksekokullarının seracılık bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Seracılık teknikerlerinin çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Seracılık teknikerleri özel iş yerlerinin yanında Tarım Bakanlığı'na bağlı il müdürlükler ile araştırma enstitülerinde çalışabildikleri gibi kendileri de özel seralar kurabilirler. Seracılık ülkemizde başlangıçta çiftçilerle, küçük kapalı alanlarda ve basit yöntemlerle yapılmaktaydı. Son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretim kullanılan tekniklerde de gelişme sağlamıştır. Özellikle Ege ve Trakya bölgesinde süs bitkileri, Akdeniz'de Antalya ve Mersin yöresinde bahçe bitkileri üretimi gelecek vaat etmektedir. Ülkemiz iklimin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilemeyen bazı süs bitkileriyle tropikal sebze ve meyvelerin seralarda deneme üretiminde yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir.